Peygamber aleyhissalatü vesselama ilk vahiy gelmiş ve ilk Müslümanlar artık Mekke'de gizli gizli de olsa ibadetlerini yapıyorlar. Tam bu sırada, yani nübüvvetin kaçıncı yılında bilmiyorum ama Mekke'deki ilk yıllarda Mekke'nin dağında Uhban isimli bir çoban sürüsünü bekliyor. Bu arada bir gün bakıyor ki sürüye bir kurt musallat olmuş. Kurt sürünün içine dalmış, bir tane keçiyi yakalamış, böyle sürüklüyor. Uhban tabii çobandır, elindeki sopasıyla hemen durumu görünce koşuyor. Kurda vuruyor ve keçiyi kurtarıyor. Ama beklemediği bir olay oluyor. Kurt kaçmıyor, dönüp çobana "Allah'tan korkmadın, benim rızkımı elimden aldın" diyor. Allah kurdu konuşturuyor. Çoban afallıyor. Yani ne dediğince çok kurdun konuşmasını böyle yadırgıyor. Acip diyor kendi kendine, zip konuşuyor. Ne şaşılacak bir durum ki kurt konuşuyor. Kurt onun kendi kendine söylendiği bu söze şöyle cevap veriyor. Acip senin işindir ki şu tepenin arkasında bir zat var, peygamberdir, sizi cennete çağırıyor. Sen o zatı tanımıyorsun. Birden çoban anlıyor meseleyi. Yani o da duymuş Peygamber Aleyhisselam'ın işte çıktığını, Mekke'de yeni bir peygamber haberiyle Mekke çalkanıyor tabii, ama çoban işte sabah erken saatlerde kırlara çıkıyor, geç saatlerde yorgun dönüyor. Meseleyi tahkik etmek, gidip peygamberimizi görüp dinlemek için zaman ve zemin bulamamış. Tabii böyle bir olay yaşayınca iyice sarsılıyor beyni. Ben diyor gidip o zatı göreceğim. Ama sürüyü kim bekleyecek? Keçileri kim bekleyecek? Kurt ben beklerim diyor. Çoban, çobanlığı kurda bırakıyor. Mekke'ye iniyor. Peygamber Aleyhisselam'ı görüyor, işte ondan ders alıyor. Ne kadar saatler geçti, geçmişse dönüyor tekrar sürüsünün başına. Sayıyor sürüyü tek tek. Bakıyor ki hiç eksik yok. Kurt çobanlığı tam yapmış ya. Sürüye kendisi de almamış, başkasını da yaklaştırmamış. Bu sefer kurda kendisi bir keçi ikram ediyor. Çünkü bu teşekkür yani, vabında kurt ona yol göstermiş.